derler biz artık. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, bugün biraz erken yayına girdik. Kusura bakmayın, birazdan yola çıkacağım. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorum, San Francisco'ya. Bu yıl artık bir ayağım San Francisco'da olacak. Neredeyse her ay bir hafta 10 günü orada geçirmeyi planlıyorum. Ama tabii oradan yayınlara devam edeceğiz. Saat farkından dolayı yaklaşık 11 saat fark var. Şu anda 11 saat fark var, yaklaşık değil. Akşam 8'de yayınları yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren akşam 8'de beni izleyeceksiniz. Gündüz 12'de de Kenan Taş konuklarıyla yine yayın saatimizde karşınızda olacak. Bunun yanı sıra dün Gain ekibiyle konuştuk. Dedik ya, Amerika'dayken bir iki tane yeni belgeselimizi de orada yapalım. Silikon Vadisi'nden de farklı belgesellerle karşınıza geleceğim. Onları da izleyeceksiniz ama tabii ayın büyük bir kısmı da yine burada olacağım. Bugün erken girdik. Dediğim gibi biraz bir yolculuğa çıkacağım için yayını erken başlattık. Tabii ki şu anda bize abone olanlar o tuşu da açtılarsa, bildir tuşunu, onlar da bu yayını kendileri görüyorlar. Tabii ki beğen tuşuna basanlara da ayrıca buradan madalya veriyoruz, bildiğiniz gibi. Madalyalarını evine yolluyoruz beğen tuşuna basanlara. Şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi ilginç bir gelişme oldu. Bazı şeyler sosyal medyada, hangi sosyal medyada olduğuna baktığınız zaman farklı bir dünya kuruluyor. Farklı bir dünyada farklı bir gerçeklik oluşturuluyor. Bunun ilk örneğini influencerlarda gördük. Instagram'da tatlı şiko bir şekilde, tatlı tatlı bize bir yalan anlatıyorlardı. Efendim güzellik merkezi kurmuşlar ve de milyon dolarları bulmuşlar. Ve o şaşa içinde büyük şatafatlı bir hayat yaşıyorlar. Instagram'da bunun inananı da çoktu, satın alanı da çoktu ve de bir karşılığı var. Ne zaman ki onlar Twitter'a geldi ve Twitter'ın daha sert ve net dünyasında işte gazetecilerle, avukatlarla ve hatta vatandaşlarla, vatandaş gazeteciliği yapan insanlarla karşılaştılar. Bir anda anlatılan bu peri masalı yerle bir oldu. Meğerse güzellik salonları o kadar kazandırmıyormuş. Meğerse işin içinde başka şeyler varmış. Meğerse bu şaşalı hayatların kazıdığınız zaman altından bambaşka hikayeler çıkıyormuş. Şimdi geçen gün ilginç bir şey oldu. Benim yakın çevrem bilir beni. Bu yaşam koçlarıyla çok dalga geçerim. Dedim ki ya ben emekli olunca yaşam koçu olacağım. İşte ne yapacaksın, yaşam koçu olur artık. Nefes koçu mu olur, renk koçu mu olur falan bilmiyorum. En son Doğu dedi ki ya ben bir film çekiyorum. Sen de oynar mısın? Fırsat ayağıma gelmiş. Dedim ki oynarım. Film ne? Yaşam koçu. Yaşam koçlarına kafayı sarmış Doğu. Çok da güzel bir film çekmiş. Henüz seyretmedim. Biz de rol aldık. Ben ve Kenan da rol aldık. Ve de bu vesileyle duruma araştırmacı avukat mı diyeyim, avukat mı diyeyim, vatandaş gazetecisi mi diyeyim, sevgili Feyza Altun el attı. Dedi ki ya dedi, biz dedi bu yaşam koçları, böyle adamlar ortada yaşam koçu falan olarak dolaşıyorlar. Bir şunlara bakalım, bunun dosyasını açacağım dedi. Şimdi isterseniz ilk olarak bu Doğu'nun şu filminin fragmanını bir izleyelim. Sonra sevgili Feyza Altun'la beraber nedir kardeşim bu yaşam koçluğu? Kim neyin koçu? Bu koçları şöyle bir yakından bir bakalım. Yani bu adamlar ne yapıyorlar? İnzivaydı, bilmem neydi, havalı kelimelerle, havalı kıyafetlerle bize neyi pazarlıyorlar? Eğitimleri ne? Background'ları ne? Bunlar izin alıyorlar mı bir şekilde? Denetleme var mı? Çünkü pek çoğu birer psikiyatr gibi neredeyse, yok aile diziminden bilmem nesine kadar tedavi yaptıklarını söylüyorlar. Tabii onlar adına şifa diyorlar bunu ama Doğu bu meseleyle dalgasını geçiyor filminde. Önce bir onu izleyelim ama sonrasında işin ciddi kısmında Feyza Altun'la konuşalım. Biz sevgili olduk. Sayende. Oğlum senin hiç değerin yok mu şu hayatta? Yok vallahi yok. Bir şey diyeceğim, bu evi arınma evine çeviremem mi? Sen ciddisin bu işte galiba. Ciddi ciddi yapacağım, açacağım kliniğimi. Oğlum saçma sapan konuşma ya. Ünlü ne kadar ünlü varsa hepsinin yaşam koçu benim. Kıvanç, Serenay, Hürrem. Yaşam koçum Cafer. Ben kendimi bembeyaz, mağrur bir bulut olarak düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorsunuz. Buyurun kaynınızı alalım inşallah. Ah
aklımdaki böyle bir şey değildi ya. Tayt giydim geldim ben. Benim anam hacı. Yaşam koçu dedim ya. 30 yaşına gelmiş, hala babasından harçlık alan bir adam için bayağı iddialı bir meslek bu. Bize yüklenen ne bunları söylüyor? İnsanlar kendi hayatını şekillendirsin diye birilerine para veriyorlar. Girmeyelim mi ya? Ay dayanamıyorum. Kafama sıkarım lan. Cafer is out. Ne demiş Spinoza? Ne? Yaşam koçu olamadım adam gibi ölüm koçu olacağım. Şurada öleyim. Zannetmiyorum. Eğer gerçekten inanırsan olur diyor. 135 kilo oldum. İt. Ne oldu? Gerçekten inanırsan 175 de olursun. Kendinin en iyi versiyonu ol demedin mi? Dedemden bana uzanan karmayı kesiyorum. Ve dedemin kıtlık bilincini evrene salıyorum. Hocam ama evrende başı boş bir kıtlık bilinci dolaşıyor şimdi. Bir şey olmaz. İhtiyaç sahibi birini bulur bir aileyi, Allah korusun daha da mağdur olurlar. Evrene salmayalım, yok edelim hocam. Sus. Şimdi gayet güzel bir film çekmiş Doğu. Aslında bir meseleyi çok ironik bir şekilde ele alıyor. Ama ironinin ötesinde büyük bir endüstriyle karşı karşıyayız değil mi Feyza? Yani bu işte büyük paralar kazananlar, kendilerini vasıflı bir uzman gibi gösterenler ve herkes, anlıyorum ben, ekmeğinin peşinde ama alıcısı olunca da her şeyin bir satıcısı da oluyor. Sen bu film üzerine mi konuyu el atmaya karar verdin? Ben ne gördün böyle baktığında Feyza? Ben tesadüfen fragmanı gördüm. Ya sanırım YouTube'da karşıma çıktı. Aa dedim bu neymiş? Ben de severim bu koçluk moçluk işlerini. Yani böyle bir spiritüel şeyler, doğu mistisizmi, işte yogalar, meditasyonlar. Hani alternatif yolları arayan insanlar için aslında çok şey bir alan. Ama şarlatan da olmuş alan. Şimdi zaten film bunlarla dalga geçiyor. İşte oradan bir tane yaşam koçları şeyi varmış. Baktım onlar dava mı ne açmış filme, dedim neyini açacak yani, bir parodi yapıyor, hiciv yapıyor. Hani neye davalık bir şey yok ortada. Sonra ben dedim bakayım, gireyim bunlara bakayım. Tanıdıklarım, bildiklerim de var. Bu işi yapanlar da var tanıdıklarım. Ama şu var, orada çok ciddi bir ayrım var. Terapi, psikiyatrik tedavi ve psikolojik klinik, yani psikologların yapması gereken psikoterapi denilen şeyin yasası olmadığı için herkes yaşam koçu adı altında terapi yapar olmuş. Bu çok tehlikeli bir şey. İşte diyor ki bilinçaltı temizliği. Travmalarınızı temizliyorum bilmem ne koçluğuyla. Bilinçaltı koçluğu yapıyorum, travma temizliyorum. Ya sen hangi eğitimle travma temizliyorsun? Travmaya yani Freud, Jung ekol oluşturmuş, psikanaliz yaratmış adam. İnsanlar, psikiyatristler bu ekollere göre okumuşlar, çalışmışlar. Bir sürü terapi yöntemi var. Yok bilişsel terapi, yok kognitif terapi bir şeyler. Sen hangi birikimle, hangi şeyi aldın? Çoğu ortaokul mezunu. Lise İstersen mezunu... birkaç örnek üzerinden gidelim mi? Yani daha net anlaşılır. Çünkü biz böyle genel bir şey deyince belki de bu işi gerçekten hani eğitimini alıp yapan da vardır ama bir mesela sen böyle bir bakmaya başladın. Kim var, ne yapıyorlar? Zaten Instagram'dalar. Bunlar bayağı mesela, bir şey. Mesela Deniz Egece, Deniz Egece diye birisi var. Evet. Hatta benim için de demiş ki konuşur konuşur susar. Deniz Bey, evet. Selamlar, susmayacağımı da göreceksiniz. Bütün evet mesela. Bu adamın bakın bu şoplu zayıflatıyor. Şekerin kilo aldırmadığını iddia ediyor. Yani hani ben bu konunun uzmanı değilim, konuşamam ama şeker hani kanser hücrelerini besleyen, kilo aldıran bir şeydir. Yani şekeri neye göre övüyorsun? Hangi makaleye, hangi jüriden geçmiş makaleye göre övüyorsun? Bu adamın adı da Ahmet Gümüş'müş. Sordum ve kendisi bana cevap verdi zaten. Adını da değiştirmiş. Neden değiştirdim bilmiyorum. Mahkemece değiştirdim dedi. Mahkeme uygun görmüş olabilir. Uzmanlığı ne? Doktor mu? Ne bileyim. Diyabet mi biliyorsun? Bakın sordum. Yani. Dedim ki lisans mezuniyetiniz neresi? Psikoloji yüksek lisansı yapıyorum dedi. Şimdi uzaktan eğitimle sertifika satan üniversitelerde bile yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Yüksek lisans yapmak size şey vermez. Yani benim ekonomi yüksek lisans yapıp ekonomistim demem gibi bir şey bu. Değilim yani. Hani bir yüksek lisans tezi Türkiye'de bugün çok şey değil. Diyetisyen değil onu biliyorum. Psikolog değil onu biliyorum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat aldığım bilgiler şöyle. Bir tane böyle şey satıyormuş Cüneyt Bey. MP3 çalar gibi bir şey. Onun içine işte
şey müzikleri, meditasyon müzikleri, biraz böyle kilo ver, işte al ver, aldın verdin yeme falan gibi şeyler yüklüyor ve bunları 17 bin lira, 20 bin lira satıyor. Ve iddiası şu ki ben kalıcı olarak hiç diyet miyet yapmadan zayıflatıyorum. Yani bu bilime aykırı. Ve insanlar buna bu paraları veriyorlar. İnsanlar, özellikle biz kadınlar biliyorum, hızlıca kilo vermek istiyoruz. Erkekler de tabii ki de bu şeyde isteyebilir ama bu ve enstitü kurmuş. Ha, bu arada şimdi bugün de onları buldum. Doktorum var diyor. Doktor çalınmış bir yerden. Yani doktorun adını yazmış, bir tane fotoğraf koymuş. Gerçek doktoru buldum. Fotoğrafıyla adı uyuşmuyor. Şimdi ben bir bu kişiyi, bir de Sinan şey soyadını unuttum. Sinan Engin'si mi? Ergin. Sinan Ergin. Evet, onu getirelim. O ne yapıyor Beyza? Sinan Ergin'de ben daha çok böyle bir Adnan Oktar şeyi alıyorum. Bunun Öyledir alakası demiyorum. farklı. Sinan Daha Bey'in farklı. Bakın bu adam çok siz ben evet. gibi fanilerle uğraşmıyor. Onun müşterileri, CEO'lar, daha çok zenginler ve daha topluluklara hitap edebilecek kişilerle birlikte çalıştığını öğrendim. Ve çoğu çalışanıyla davalık olduğunu öğrendim. Ve ben sordum. Cevap hakkınız var, düzeltme hakkınız var. Hemen istediğiniz düzeltmeyi yaparım dedim, benim sorularım. Yani bilgilerim yanlışsa cevap yok. Ne peki, Ve uzmanlığı ne? Doktor mu bu? hayır, galiba ortaokul mezunu ve tencere satıyormuş önceden. Sonra printer satıcılığına geçmiş. İyi bir satışçıymış, iyi bir satış pazarlamacıymış. İyi bir satış pazarlamacı olduğu burada belli zaten. Yani mesela anlattığı şeyler, ben mesela bu adamdan bir tehlikeli bir vibe alıyorum. O diğerleri gibi böyle şey yapmıyor. Daha farklı bir vibe var. Bilmiyorum, bu benim hissim bu arada. Ben Yani bu hislerime ne güvenirim. zayıflatıyor mu bunun, yani ne yapıyor? İyileştiriyor Bu mu? Şifalandırıyor mu? adam Ne zayıflatmıyor. diyor? Bu adam şey yapıyor. Satış işte teknikleri, eğitimleri veriyormuş. Kişilere kendilerini iyi hissetme. İşte mesela diyor ki, şöyle bir videosu var. Benim oradan dikkatimi çekti. Doktora gitmeyin diyor, korkuyorsanız diyor. Korkuyu nötrlemeden doktora gitmeyin diyor. Ben de diyorum ki, doktora gidin korkunuz varsa, erken tanı, teşhis hayat kurtarır. Eğer ki psikolojik, yani fiziksel olarak bir sorununuz zaten yoksa, doktor sizi psikiyatriste yönlendirecek. Ya bunlar artık böyle sağlıkla ilgili verdikleri Çok tavsiyeler. ciddi bir şey yani. Doktora gitmeyin ne demek ya? Yani tam bir şey yani. Hani Hayır, bu tabii ki de şeyi yüzyılda söylemeye çalışıyor. Yani de ki, hastalık hastası olabilirsiniz. İşte doktor, ama bunun yöntemi bu değil. Doktora ve başı ağrıyor kişinin. Gitsin tomografi de çekilsin. Belki tümör var kafasında, ne biliyoruz. Psikolojik bir şeyse zaten onun psikoloji ruh doktoru ve ruh sağlığı uzmanı şey yapar. Bu kişi psikolog değil, hekim değil, bir satış pazarlama uzmanı. Ve 1 milyon takipçi var. Gerçi onlar da bot galiba. Baktım birleştiren ona da. her zaman kazanır. Evet. Yani şeyler, bunlar slogan cümleler Cüneyt Bey. Evet. Yani mesela düşünün Siz ki, kötü ben de şeylerle işte nefes ilgili seanslarına başarılı gittim. oldunuz. Bana da nefes koçu sertifikası verdiler. Nefesim kendime yetmiyor. Yani insanlara ben koçluk yaptığımı düşünemiyorum. Böyle gergin, düşünsenize mesela, ben siz gelip de benden koçluk alır mısınız? Ya yani ben zaten gergin, agresif bir insanım. Kendime yarasın diye böyle gittim, nefes falan yaptım. O da hiperventilasyon. Yani fiziksel olarak bir genişleme yaşıyorsunuz. Ama yani ben hep söylüyorum, Evet. kardeşim bir sorunun varsa psikiyatriste git, psikoloğa git. Dün bir tane adam Adı buldum ne? Cüneyt Bey. Direkt şey Şey, adı getirelim onu direkt. Ramazan Tolga yol yapan. Bu ne yapıyor Ramazan? Onun Bu şeyini. cinci. Bu cinci, Cinci. musallat, büyü cin, musallat ve şey. Obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete tedavi ediyor. Ve demir eksikliğinin cin getirdiğini söylüyor. Tabii demir eksikliğiniz Ya işte varsa, ya şimdi çok özel üniversite var. Ben takip edemiyorum. Aslında bundan yok sonraki yok. bizim el atacağımız şey de vakıf üniversiteleri olabilir. Bak orada da çok acayip şeyler dönüyor yani. Beyza yavaş Tabii. yavaş gidiyoruz. Ele alarak sektörlere ele ala ala influencerları aldık. Şimdi bu yaşam koşullarına geldik. Şimdi acaba bir üniversitenin hani cin çıkarma bölümü diye bir şey yok herhalde. Özel üniversiteler oraya gelmedi. Yani bu nasıl bir eğitimden sonra cin çıkartıcı oluyor? Hani Ya şeyde bilmiyorum. modern Sonra benim cin takipçilerim çıkartıcı de öyle mi? bana diyor ki, Feyza Hanım, cinlerini üzerimize salmasın bu adam. Kardeşim dedim, cinlerini salarsa yapacak bir şey yok. Yani hepimiz artık gideceğiz, çıkarttıracağız bu adamdan cinleri geriye. Ha mesela bakın, kilo problemi olanlara kür öneriyor. Göbeği direksiyona değiyor. Ya kardeşim, sen kendi kürünü kendine uygula önce o zaman. Kiraz sapı kürü öneriyor mesela kilo problemi olanlara. Bu Ya adam mı bilirsin. cin çıkartıcı?
evet. Bir tane videosu var, bilmiyorum onu gördüler. Bir tane böyle bir şey yapıyor. Hadi hadi aferin aferin sana, travmasını çözdüm diyor. Beni dün akşam çok tetikledi. Çünkü şöyle bir paylaşımı vardı. Diyor ki danışanımızın diyor bir şey anksiyete probleminin diyor küçükken yaşadığı taciz travması olduğunu öğrendik diyor. Söylemeye çalıştığı şey büyük ihtimalle şu. Çocuklu kişinin şahsın ona giden danışan, insanlar çocuklarını götürüyorlarmış Cüneyt Bey. Yani çok üzüldüm dün. Şahsın çocukluğunda yaşadığı bir cinsel istismar vakasından bahsediyor. Taciz travması dedi. Şimdi bir kere jargon, ya bu da yok zaten. Yani ne anlattığını da bilmiyor. Ve bu işte bu video. Ya bu adam kim ki bir insanın ne, travmasını... Sesini açabiliyor muyuz bir sesi? Bir dinleyelim mi? Ne yapıyor böyle? Aç sesini. Bitti. Hayır, hayır. Bak yeterlilikçe tutarsın. Daha çok ağır. Yetmez. Devam et. Devam et. Aferin sana. Ya böyle bir şey yap. Yani her isteyen böyle bir şey yapabiliyor mu? Sağlık Bakanlığı bakmıyor mu yani? Bir dakika sizde bir psikiyatr mesela bir şey açmaya kalktığı zaman Sağlık Bakanlığı'ndan bir izin alması lazım herhalde. Değil mi? Bir şey... Bir şimdi psikiyatristler doktor oldukları için onların yasası ayrı. Ama klinik psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik okuyanlar ve sosyal hizmetler uzmanları bunların yasası yok. Zaten bu insanlar, burada çalışan bu kıymetli eğitim almış uzmanlar senelerdir ruh sağlığı yasası istiyorlarmış. Ben de dün hani bu konuya, bu Yaşam Koçu filmiyle dahil olunca ben de zaten onu artık kullanmaya başladım. Dedim ki ha burada biz bunu dinleyebilir miyiz? Bakın bana ne diyor. Bak açalım sesini. Evet. Aykırı yaptığı, avukat olmasına rağmen hukuksuz, hesabını bilir. Seni mi tehdit ediyor? Ha, yani ben hesap verdim. Böyle sağlam bir kayaya çarpmamış bu zamana kadar. Sağlam kaya kendisi ya, en fazla bana cinlerini musallat edebilir gerçekten. Cinlerin de gelecekleri varsa görecekleri var. Yani ancak dalga geçerim ben bu konuyla. ben bu adamı dün akşam Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na insanların dini duygularını suistimal ederek dolandırıcılık yapmaktan suç duyurusunda bulundum hakkında. Benim avukatım var, benim de avukatım var Emrah Karatay. Vekaletim var onda. Benim adıma ihbar eden sıfatıyla biz bu adama şikayet ettik. İşte videoları da var. Şey yazmış, kendisi yazmış. Cin büyü, musallat, biyoenerji, metafizik, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi, anksiyete tedavisi, her türlü halı kilim travel yani. Hepsini koymuş, katmış oraya. Asıl işi neymiş bu adamın eğitimini? Hiç fikrim yok. Yazdım, cevap vermiyorlar ki. Cüneyt Bey yazıyorum, bakın insan gibi de bunları paylaşmadan giriyorum sayfalara, diyorum ki sizin mezuniyetiniz neresi, uzmanlığınız nedir, hangi alanda çalışıyorsunuz? Mesela yani... Özgür Altınkaya varmış. Erillik atölyesi. Evet, ardından ya. Erillik atölyesi. Bakın bu kişi de galiba açık öğretimden sosyal hizmetler okuyor. Sosyal bu galiba. Bu çocuğun babası, şey kayınbabası sanırım psikolog. Oradan sonra aslında bu mühendismiş. Psikolog oradan şeye başlamış. Psikolojik şeylere başlamış. Hani biliyorsunuz bizim memlekette bir kere boşanan boşanma avukatı olur. Bir kere ceza da yargılanan ağır ceza avukatı olur. Kayınbabası psikolog olan da o kontenjandan herhalde devam ediyor. Ya ben şeye üzülüyorum, biliyor musunuz? Erillik atölyesi ne ya? Ya her yer eril zaten. Yani hani neyini daha erilleşeceksiniz? Erilleşmeyin. Neye erilleşiyorsunuz? Rica ediyorum. Ve mesela bu arada... Anıl Can sağlık... var. Anıl Can. Ha, evet. Onu da buldun herhalde. Bu kim? Bu o, da evet, bilinçaltı. Anıl Can önceden falan. Fal bakarmış. Falcıymış önceden. Evet. Bu şey yapıyor işte, yani nörobilim, neuroscience okumuş ama bilmiyorum nerede, hangi üniversitede ve neuroscience ne demek onu da bilmiyorum ve nörobilimciler ne yapar onu da bilmiyorum. Dün hatta bir tane klinik psikolog şöyle bir yorum yaptı, ben de ondan hani okuduğumu aktarmak isterim. Şimdi bir videosu var böyle kalabalık bir yerde bir şeyler oluyor herkese. Psikolog dedi ki ya burada bir şey oluyor bu insanlara, olan şey şifa değil. Yani insan şimdi Cüneyt Bey, anladığım kadarıyla biz ruh bir organ gibi, yani böbrek, kalp gibi göremediğimiz için ruhu bir organ gibi kabul etmiyor herhalde Sağlık Bakanlığı. Fakat ruh da bir organmış. Yani biz göremesek, dokunamasak bile, istesek de istemesek de bir takım şeylere maruz kalıyormuşuz. Bu tür uzmanı tarafından yapılmayan, yani şurada ben de sizi ve izleyenleri
bir takım koçluk bilgilerimle şeye sokabilirim. 2-3 tanesine nefes aldırıp ay bana ne oluyor ya dersiniz hakikaten. Ama işte zaten ben de diyorum ki evet ya bakın mesela kadın nasıl kendinden geçiyor. O bir şey ses var mı burada? Müzik mi var? Bir veri versenize. Duyabiliyor muyuz burada? Nefes alıp müzik, verdikçe rahatla. Böyle bayağı bir triplere giriyor insanlar anladığım kadarıyla. Bunların ya hepsi şey paralı tabii. Böyle bedava. Mesela diyor ki kaynak sensin. Hatırla. Öyle şeyler söylüyor. Zaten bir de kıyafet şart böyle bol bir şeyler giyeceksin. Uçuşacak biraz böyle tenye gibi şey gibi. Şimdi başka bir birisi var. Deniz Egece. Onu evet. Burada, bunu gördük biraz önce değil mi? Bu şekeri evet, öğrendi. Bir de Çetin Çetintaş var. Şimdi o yoga öğretmeniymiş. Bu adam yeteneksiz size yeteneksizsinize katılmış daha önce. Sonra da bu videoları sildirmiş ama ben buldum. Yani adam daha önce dans okulu açmış. Olmamış. Müzik okulu açmış. Olmamış. İşte bu mu? Bir şeyler. Evet. Mesela burada. Biz bunu yayına aldık. Kendisi dedi ki ben dedi işte beden eğitimi öğretmenliği okudum dedi. Uzak Doğu'da. Evet spor öğretmeniymiş. Dansçı spor adam. Öğretmeniymiş. Spor öğretmeniymiş. Yeteneksiz mi katılmış? Ben bilmiyordum evet. Ona katıldım. Bende vardı şeyde. Aslında Google'da da var yazınca çıkıyor. Orada dans etmişler. Hatta Acun şey diyor. Çetin senin hafif sallanmaların var. O benim gözüme battı falan diyor böyle kendisine. Komik diyor. Ama şey olmuş. Geçmişler ilk turu da sonra elenmişler herhalde. Ya bu arada şöyle yoga, pilates fiziksel bir şey olduğu için bir spor eğitmeni olarak ya bunun eğitimini almış. Yapıyor olabilir. Burada bir sözüm yok ama. Şimdi iş şuna dönmüş. Yani mesela 6000 yıllık bir keşiş şeyi olarak İslam'da da var. Yani susuz oruç tutmak, kapanmak, İnziva denilen şey. Ama şimdi siz bunu, ben şöyle düşünüyorum. 6000 yıllık bir doğu mistisizmini içselleştirmiş bir kişiye story atıp euroya ücret istemez. Ve bunu cayır cayır yayınlamaz. Hani o artık aşmıştır, ermiştir. Ya ben öyle, ben hakikaten bakarım, severim de yoga falan ama şey oluyor. Ya bir de mesela Çağla Şiker buna gitmiş. Geçen gün Çağla Şiker gitti diye biz bunu aldık. Yani bayağı ünlüler gidiyor. Edirne'de tesis kurmuşlar. Yani turizm tesisi mi, sağlık tesisi mi tam olarak bilemiyorum. İşte bir 3 gün mesela bir insanı sen diyorsun ki gözlerini kapatacağız. Öyle bir yaşatacağız. Şimdi bu ya bilmiyorum bunu ya herkes tamam isteyen istediğini yapar ama tam yani o kelimeyi de doğru bulmaya çalışıyorum yani Feyza şimdi. Bak Çağla Şiker etkilenmiş. Bayağı hüngür hüngür ağlıyor bunda. Feyza düşmüş. O yeteneksizsinizdeki şey var mı? Görüntüsü varsa onu koyalım. Ben onu bilmiyorduk. Bak biz atlamışız. Feyza atlamamış. Evet yani böyle bir hani kıyafetler, ortam. Hani sen Uzak Doğu'ya gidemiyorsan Uzak Doğu buraya gelsin kafasında. Böyle bir mimarisinden şeyine bir artık tesis açmışlar. Bu arkadaş. Onu anlattı bize. Değil mi? Baksana kıyafetlere. Feyza duyabiliyor musun beni? Ben duyuyorum. Düştüm bir geldi mi? Beni evet. Bildim onu bilemedim. Yani biraz önce şunu söylüyordum. Yani bir insanın gözlerini kapatıyorsun. 3 gün boyunca yediriyorsun, içiriyorsun. Bir yere kapatıyorsun böyle bir nasıl diyeyim? Köpek şeyi gibi bir yere kapanıyorsun. Bu normal. Hangi doktor testlerinden geçiyor bu insanlar? 3 gün birisini aç, susuz, tuvaletsiz bırakmak çok ciddi bir şey. Yani biz bir taraftan da hani 6000 yıl önce de Tibet'te bir manastırda yaşamıyoruz şimdi. Şekerimi var, kalbimi tutacak kara yani bilmiyorum bana tehlikeli geliyor açıkçası. Bu sağlıkla ilgili aynı şeyi kozmetikte de ben söyledim. Sağlıkla ilgili her şeyin çok ciddi denetlenmesi lazım. Bakın bir tane kozmetikci müvekkilim var. Almanya'da yaşıyor. Türkiye'den fason üretim yaptırıyor. Parabensiz falan istemişler her şeyi. Adam parabensiz yapıyorum falan dedi. Gitti Almanya hepsine el koydu. Hepsinde paraben var. Almanya ülkesine sokmuyor. Biz burada insanlara yedirip içiriyoruz. Susuz bırakıyoruz, aç bırakıyoruz. Bir de ya var ya beni şöyle 3 gün susturmaları için, paramı almaları için bana çene bağlama büyüsü falan yapmaları lazım. Yani mümkün değil yani. Hani gerçekten basiretimi bağlamaları lazım her türlü. Peki Feyza sen şimdi hukukçusun. Ne diyorsun ya? Bunların bir denetlenmesi gerekmiyor mu? Yani her isteyen yani alan memnun, veren memnun mu? Çünkü aslında
Ben de bunların meraklısıyım şu anlamda. Ya bu dümenleri özür dilerim. Nasıl çeviriyorlar? Adını unuttum mesela. Cüneyt Bey çok özür dilerim. Sözünüzü de kesiyorum sürekli. Evet. Heyecanlanıyorum. Bu arkadaş mesela şey anlatıyor bu videoda. İnsanları nasıl manipüle edersiniz? Manipülasyon kötü bir şey. İlişkilerde şiddet olarak flört şiddeti atölyeleri yapar feministler. Manipülasyondan olabildiğince kendimizi korumalı ve biz de insanları manipüle etmemeliyiz. Ya böyle insan manipüle etmek diye video çekilir mi? Kötü insanları diyor balona yüz çiziyor bir tane balona. Patlatıyor balonu işte diyor onu diyor. Şöyle yapacağız kötü insanları. Sağlık, ruh sağlığı yasası şart Cüneyt Bey. Nasıl ki sağlık beyanı diye bir şey var tıpta. İlaç tavsiye edemiyorsunuz. İlaç reklamı yapmak yasak ise bu tür ruh sağlığını etkileyen bu tür şeylerin de denetlenmesi gerektiğini ve ruh sağlığı yasasının çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada kesin emin oldum zaten. Çünkü çok fazla uzman bana mesaj attı. Dedi ki biz bu insanların şeyiyle uğraşıyoruz. Ya yani bozduklarını toplamaya çalışıyoruz. Mesela bakın Anılcan yine ekrana geldi. Bana şöyle bir şey söylediler. Doğru değilse çıksın. Aa bak bu demin Murat Övüç'ü koydunuz ya. Biraz bu adam halıcı. Halı yıkamacı o adam. Bu adam halı yıkamacı. Halı yıkamacı haberlerini de buldum. Halı yıkamacı derneği başkanıymış aynı zamanda. Öyle bir dernek mi var? Ne kadar hissettiğini o andasın. Murat orada mı küçük Murat? Ona o küçük Murat'a kocaman bir sarıl bakalım. Korkma. Çok acayip bu adam, bir şey ya. Bu yani bu var, mesela bu böyle var. Böyle terapiler yapıyorlar. Bu aslında tehlikeli bir şey. Psikiyatrların yaptığı şey işte aile diziminden bilmem nereye kadar giden bir büyük bir yelpaze aslında ama. Ya Cüneyt Bey şunu söylüyorum. Gittiniz psikiyatriste, psikoterapinizi de yaptınız. İlaç kullanmanız gerektiyse kullandınız. Ya da bazı insanlar herkesin psikiyatristik, psikologluk bir şey olmayabiliyor. Böyle ne bileyim işte alternatif yollar, olumlamalar, evrene pozitif enerji gönderelim. İşte kelimelerimizi doğru seçelim. Ya bunlar okeyim. Terapi yapılmayacak şeklindeyse insanlara motivasyon, işte kişisel gelişim adı altında evet bunlar yapılabilir. Ben de dikkat ederim. İşte hasta olmayacağım demem de hep iyi olacağım. Beynim bunu algılıyor, evren bunu algılıyor. Benim de öyle şeylerim vardır. Ama yani ben hayatımda hiç gittiğim kimse de şey görmedim. Oturt da küçük Feyza'ya sarıl. Böyle çeksinler beni. Ya ben bir defa böyle bir şeye düştüm biliyor musun? Bir de böyle bunlar hep eş dost arasında herkes herkese tavsiye ediyor ya. İlaç tavsiye eder gibi. Böyle bir şeye gittim ben. Hatta Beşiktaş'ta böyle gittik bir evde işte para veriyorsun giriyorsun işte orada da role playing yapıyor. Bak bu sensin şimdi kim baban geldi şimdi babana ne diyeceksin bilmem ne yapacaksın. Dedim ki bitti ve insan böyle bir şekilde etkileniyor. Dedim ki ya sizin dedim, eğitiminiz ne hanımefendi böyle bir şey yapıyorsunuz ama ya bu yaptığınız ciddi bir psikiyatrın yapması gereken bir şey. Yani siz beni bir kuyuya doğru itiyorsunuz o kuyudan çıkarabilecek misiniz yani buna eğitiminiz var mı? Yani bir insanı hani hipnotize edersin de oradan nasıl çıkartacaksın? Hani çıkartamayabilirsin de yani bunlar böyle o yüzden diyorum ben bunlar yasal olarak normal şeyler mi? Yapılacak işte şeyler Sinan mi? Sinan Ergin sanırım hipnozla beyin yıkama tekniği falan kullanıyormuş. Yani hipnozla ben bilmiyorum yani. Peki yasal çok. Olarak bu normal bir şey mi? Sen bir yasa hukuki olarak yok ki şu anda boşluk var Cüneyt Bey bir toplumda hatırlar mısınız çok seneler evvel bir kere ben de ya üniversitedeydim ya lisedeydim. Bir fabrika zehirli atıklarını toprağa gömmüştü. Evet. Ve suç olmadığı için, yasası olmadığı için fabrikanın yanına kar kalmıştı. Toprakların zehirlendiği kalmıştı. Sonra bununla ilgili düzenleme yapıldı. Şimdi bu bir suç değil ise bu insanlar suç işlemiyorlar. Dediğim gibi deminki gibi cin, büyü, musallat, dini duyguların istismar edilmeye başlandığı noktalarda ceza kanunu imdadımıza yetişiyor. Ama şimdi bu insanlara baktığın zaman aslında şöyle söylüyorlar. İyi ol, kendine güven, korkularını yen. İşte bir tane tombul bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Sahip olduğun güç vardır, yapacaksın, başaracaksın diye bir genç bir çocuk vardı. Onun gibi motivasyon konuşmaları yapıyorlar. Şimdi bu insanların özelde terapi yaptıkları, ya biz bunları insanların deneyimlerini anlatıyoruz. Mesela Anılcan denen kişinin düzeltebilir, düzeltirim doğru değilse. Esma yazıp suya attırıp o suyu 21 gün boyunca içirdiklerini ve kızların da ona 19 bin lira verdiklerini bana söylediler. Ben dedim ki iyi halt etmişsiniz. Beter olun dedim. Ya yani, takipçime aynen bu mesajı attım. Dedim ki avukata danışmanlık ücreti ödemezsiniz. Bir tane gidip 19 bin liraya güzel bir yemek yiyin ya Boğaz'da. 19 bin lira da tutmaz. Sinemaya gidin, Felek'ten bir gece çalın, bir tane Ava'ya bir butik otele gidin dedim. İki kız baş başa tatil yapın ya 20 bin liranızla. Yani
Ben de yapacağım. Boşanma koçluğu yapacağım. Nasıl boşatılır? İşte kağıtlar vereceğim. Kanun maddeleri. Daha çok para kazanacağın kesin Feyza. Avukatlıktan daha çok para kazanacağın kesin. Bir şey söyleyeyim boşanma mi size? Yemin olarak. Ediyorum. Yemin ediyorum daha çok kazanılır. Yani insan, ben şeye üzülüyorum. Bilinçli tercihler değil bunlar. Bilinçli bir şekilde kişilerin yani kendilerine iyi gelen şeyleri seçmelerine okeyim. Bunu zaten yasaklayamayız. Ben de demiyorum ki kimse bu işi yapmasın. Mesela yaşam koçluğu aslında zaten böyle bir şey değilmiş. Yaşam koçu terapi yapmazmış. Size akıl vermez, strateji vermez. Terapi koç, yani şey, yaşam koçu şöyle bir şeymiş. Sorular soruyor. Evrene salıyorsunuz soruları ve size eşlik ediyor bir şeyinizde. Ay, arkadaş gibi yani. Düşünsenize, birisine arkadaşlık etmek için para alıyorsunuz. Yani filmde fragmanda Doğu şey diyor. Yani orada bir replik var. İnsanlar hayatını yönetmen için sana para veriyor. Bu muhteşem bir şey. Girmeyelim mi biz bu işe diyor. Tam olarak böyle bir şey yani. Ve ruh sağlığı yasası çıkmadan bu iş zor. Bunu yasayı çıkaracaklar. Terapi adı altında bu tür işlemleri yasaklayacaklar. İnsanların bu uygulamaları yapmalarını yasaklayacaklar. Çünkü bizim toplumumuz, biz travmatize çocuklarız. Şiddet görmüş, işte hiç değilse çocuktur, ağzına bir tane yapıştırırsın diye büyütülmüş çocuklarız. Bunlar çocuklarda travmayı elbette yaratır. Özellikle kadınların zaten çok travması var. Herkesin gerçekten kendini daha iyi hissetmeye ihtiyacı var ve hakkıdır da. Bunun erişilebilir, psikolojik danışmanın erişilebilir bir şey kılınması ve bu yasanın çıkması insanların bu tür yaşam koçlarına gitmesinden uzaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Ya ben Doğu Demirkol'a da teşekkür ediyorum. Yani film böyle bir, ben bu kara para meselesinden sonra biraz demiştim ben de inzivaya çekileceğim, yapamadım yani. Bir konu çıktı yine önüme, geldi. Orası da şeymiş, bataklık gibi bir şeymiş. Size de teşekkür ederim. Yani hani sizi de gördüm fragmanda orada. Evet. Ben filmi de izlemeyi çok merak istiyorum ve merak ediyorum da. Ya umarım insanlar da bir şeyi şey yapar, açar film diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teyze, sağ olasın. Görüşmek hoşçakalın. Üzere. Sağ olun. Şimdi Feyza'nın hani bir kısmını gülerek seyrediyoruz bunların ama gerçekten bir kısmı trajik, hatta çok tehlikeli olabilecek noktaya gelebiliyor. Hepsi için söylemiyorum. Hani bazıları masum işte. Alışveriş koçu. İşte git şunu al, bunu alma, bilmem ne yapma. Ama işin içinde dur şimdi senden cin çıkartıyorum ya da getirsen onu. Murat Övünç'ün meselesi mesela, şimdi bu normal mi yani? Şimdi Fahrettin Koca mesela buna baktığı zaman evet ya bizim de işte dur bir dakika şimdi 8 saat 6 yıl tıp eğitimi alıyor. Üzerine uzmanlık okuyor. 4 yıl işte psikiyatr oluyor. Oysa işte halı yıkayıcısı geliyor buraya. Şimdi böyle bir şey yapıyor. Aç sesini bakalım. Baksana bu, yani gülüyoruz ama aslında Murat için de iyi bir şey değil bu, ben yani. Ben buraya gitmesi. Aç sesini. Ver bir şöyle. Aslında ilk kez korkuyor. İliklerine kadar hissettiğin o andasın. Murat orada mı, küçük Murat? Yani Murat Övünç'ün yerinde olsam ben gitmezdim böyle bir şey ama tercih ediyor insanlar. Ne yapılır bilmiyoruz da yani. Bir yanım diyor ki ya alan memnun, varan memnun. Eğer ben onu öyle espri söylüyordum, öyle espri söylüyordum. Hani badelemek diye bir şey var ya tarikatta. Eğer badelenecek adam varsa bir badeleyen de bulunur her zaman. Biraz bunu da ona benzetiyorum. Aslında bu bir tek Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük dertlerinden bir tanesi. Mesela dünyanın en çok tarikatı nerededir? Tahmin edin. Hangi ülkededir? Aklınıza ilk Hindistan falan geliyordur değil mi? İşte Uzak Doğu, mistizm bilmem. Değil arkadaş. En çok tarikat, şu an tarikat derken İslami tarikattan bahsetmiyorum. İşte Oşocusu da var, Moşocusu da var, bilmem nesi de var. Kaliforniya'da. Öyle bir kitap görmüştüm. 196 tane değişik sekt diyorlar buna İngilizce'de. Böyle bir tarikat olarak çevireyim ben. Yani dini sadece Müslümanlar için demiyorum ama böyle bir tarikat varmış. 196 tane tarikat varmış Kaliforniya'da. Şimdi belki sayı daha da arttı. Ya bunları nasıl düzenlersin? Nereye kadar düzenlersin? O da belli değil. Ama bu dünyada da konuşuluyor. Mesela Bikram diye bir belgesel seyret. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar Bikram yogası modaydı. Herkes soyunuyor. Mayo ile bikini ile yoga yapıyorsun. Ter atıyorsun, şey yapıyorsun. Netflix'te mesela bunun ilginç bir belgeseli yayınlandı. Adam bak böyle yoga yaptırıyor falan. Sonra işte adamın dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Taciz iddiaları var bilmem ne. Adam kaçıyor şeyden. Sonra da bu hala Bikram yogası yapmaya devam ediyorlar ama adını değiştiriyorlar. Diyorlar ki sıcak yoga yapıyoruz.
Daha önce Osho'yu hatırlarsınız. Osho'nun da belgeselini yaptılar. Hep beraber öğrendik. Osho, şimdi havalı, bizde de tanıdığımız insanlar da var, eski arkadaşlarımız. Türkiye'de Osho'ya gönül vermişler. İyi de arkadaş, Osho'nun hikayesine bakıyorsun. Yani FETÖ'nün başka bir versiyonu çıkıyor karşına. Kaliforniya'ya gelmişler. Bayağı ne olduğu belli değil. İşin içinde cinayetler var, komplolar var, bilmem neler var. Bambaşka bir şey çıkıyor. Aynı şey Secret. Hatırlar mısınız? Secret diye bir şey vardı. Öyle bizim arkadaşlarımız ellerinde kitaplarla gelirlerdi. Cüneyt bak, Ferrari'yi çok istersen oluyor falan derlerdi. O da balon çıktı. Bir şey uydurmuşlar. Secret, işte bir şeyi çok istersen olur. Şimdi para da alacaklar. Böylece istersen olur deyince para gelmiyor. İlla bir tane şey yapacaksın. O inziva olacak ya. Şifalanmak için inziva etmen lazım. İnziva etmek için ne lazım? Para lazım tabii ki. Duygusallaşmak için biraz parayı dökmen lazım yani. Adamlar da bir tane otelin şeyini yapmışlar. Otele gidiyorsun, 5 yıldızlı otele. Ve de o otele gittiğinde otelin bahçesine de böyle bir çadır kurmuşlar. Yine tamamen atmosfer yani. Efendim, o çadırı da böyle çok ısıtıyorlar. Taşlar koyuyorlar falan. Bir gün giriyor, su içilmiyorlar. Nereden çıkarttılarsa. Tamamen popolarından uyduruyorlar. Kibarca söylüyorum yani. O kelimeyi söylemiyorum. Yani popo deyince daha kibar oluyor. Kıç deyince daha şey oluyor. O da tuhaf. Velhasıl iki kişi falan ölüyor susuzluktan. Sonra adamı alıyorlar, yargılıyorlar. Belgeselde onu anlatıyor. Sonrasında adam çıkıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Ya şimdi o şöyle, o belgeseli izledik hep beraber. Ulan böyle şey olur mu, nedir dedik. Gayet herkes o şocu takılıyorlar yani, hep beraber şeyleri giyip. Bir de böyle laflar var mesela. Geçen konuk aldığımız bu beyefendi de. Ben diyor Uzak Doğu'da eğitim aldım. Ya ne eğitim aldın abiciğim? Uzak Doğu'da nerede diyorsun? İşte Myanmar'da bilmem ne tapınağında. Ya geçiniz Allah aşkına yani. Hani bir felsefeyi neyi anlatıyorsun? Tamam, herkes ekmeğinin peşinde. Sen de taş yeme orada. Eyvallah. Ama şimdi mesela ayahuasca, değil mi? Böyle bir şey moda. İşte ne yapacağız? Gittik Kolombiya'ya, ayahuasca yaptırdık. İçimizdeki şeyle buluştuk. Korkularla ve yepyeni insan olduk. İşe yarıyor mu bilmiyorum. Benim arkadaşlarım var, çok işe yaradıklarını söylüyorlar. 5 defa 6 defa ayahuasca yaptıran var. Bir şey içiyorsun, sonra tribe giriyorsun, kusuyorsun. Oradan yılan geliyor, kaplan gidiyor falan. İçin açılıyor, öbür gözün açılıyor falan. Mesela 300 dolara kucak meditasyonu yapıyor adamlar abiciğim. Diyorum ya, badelenmek istiyorsan badeleyecek bir adam bulunur yani her zaman. Getirsene şu geçen gün çıktı. Yani mesele sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın bir hastalığı bu. Modern dünyanın bir hastalığı. Yalnızlığın, kimsesizliğin, ait olamamın. Bak, 300 dolar veriyorsun ama hakkını verelim, yakışıklı adam. Allah'ım ya. 300 dolara kucak şeyi. Sevginizi böyle bir meditasyona gönderir misiniz diye şey yapar demiş. Mesela abicim, grupça zevkin doruklarına çıkma meditasyonu var ya. Adamlar yani her şeyi var yani, her şey mübah. Getirsene hep beraber grupça gidiyorsunuz, zevkin doruklarına çıkıyorsunuz. Nasıl? Ruhani olarak. Yani şey olarak değil yani. Yanlış anlamayın yani. Tabii işler bambaşka yere evrilebiliyor burada. Bu hikayelere bir kaptırınca Adnan Hoca'nın karşısında kendini oynarken bulabiliyorsun yani. Orada da ayrı bir dram var, trajedi var da. Neyse yani, buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir yanım diyor ki, ya Cüneyt sana ne kardeşim? Parasını vermiş oraya. Bak, hep beraber zevkin doruklarına çıkıyorlar. Şimdi biz de burada baktığımız zaman bize de ne düşer biliyoruz yani. 3 aşağı 5 yukarı. Öbür yanım da diyor ki, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hani bu bir nevi nitelikli dolandırıcılık gibi bir şey yani. Hani aradayım ben. Ama Feyza'nın dediği gibi, belki de bunu en iyi yapılacak şey bir yasanın çıkması ve ondan sonra bu işlerin bir şekilde biraz daha düzenlenmesi. Böyle gidiyor yani. O kadar çok örnek var ki. Gelelim hayatın gerçeklerine. Şimdi biliyorsunuz TÜİK bir enflasyon oranı belirledi ve de bir zam yapıldı. Bu zam kimseye yetecek bir zam değil, memurlara. TÜİK ama Türk insanını üzmek istemediği için o enflasyonu gerçek şeyiyle göstermiyoruz. Düşük, yarısı gibi gösteriyor. Enak diye bir yer var. Ona baktığınız zaman orada da daha gerçekçi. Yani bizim yaşadığımız enflasyonu görüyorsunuz.
Şimdi orada başka bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. TÜİK bunu şey yaptı, zaten düşük. Ama başka bir numara daha oldu orada. SSK ve Bağkur emeklisi %37.56 zam aldı. Memur ve emeklisi de %49 zam aldı. E şimdi doğal olarak da bu zam farkı insanlarda bir homurdanmaya yol açtı. Şimdi sen demez misin ya kardeşim, bir dakika niye böyle oluyor? Yani biz de çıktık sokağa, sorduk, ne düşünüyorsunuz bu zam farkı ile ilgili? Bakın ne cevaplar aldık, bir izleyelim isterseniz. Peyniri kaça alacak, biz kaça alacağız? Eti ne yapacağız, o kaça alacak? Bunu düşündüler mi? Allah belanı şey versin. Başka bir şey demiyorum. Ya memur mesela işçiler, yani aynı markete, aynı şeye gitmiyor muyuz? Aynı ekmeği yemiyor muyuz? Biz de, yani bunu çok ayıp etti yani. Bunu yani açıklaması, yani şey, %50 bekliyorduk en azından. Yani memurla aynı. Ama bu millete müstahak bayan. Evet. Bu millete müstahak. Ben maruzatımı çizelgeyle bildirmek istiyorum. Şöyle bir durayım da. Emekli. Emekli. İşçi emeklisiyiz. Memur emeklisiyle aramızdaki farkın düzenmesini rica ediyoruz ilgililerden. Niye? Neden ama? Yok, memura %50 de. Yani iş emek, SSK emeklisine neden %37? Yo, onu soruyorum yani, neden? Kim bunu karar veriyor? Reis mi karar veriyor? Reis mağdur etmeyeceğim diyor, etmesin de görelim. Biz onu bekliyoruz şu an. Seçim yaklaştı. Seçim yaklaştı, göreceğiz onların hepsini. Bunlar aynı dünyada, aynı yerde yaşamıyorlar mı? Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı şeyi harcıyoruz. Birinin işte asgari ücreti 7,5, birinin bilmem kaç. Tabii ki hepsine eşit oranda yapılması lazımdı aslında. Pahalılık olmasın, maaşlar da artmasın. Teyze sen benim kafamı karıştırdın. Hayır işte. Pahalılık olmasın, maaşlar diyor, zam gelmesin, pahalılık olmasın, olmasın diyor. Pahalılık. Peki pahalılık var ya şimdi mesela. Yani maaştan memnunuz ama. Ben pahalılıktan memnun değiliz, doğru. Desene şunu hacı. Yalnız. Her şeye %37 mi zam geldi diye sormuş. Aynen öyle. İyi dedi. Ben dükkancıyım. Bizim dükkana %100 zam geldi kira. Vallahi ağzım açık bir şey demedim. Dükkancıyım ben. %100 kira zam. Farklı olmasının her zaman, bak tekrar söylüyorum, İşçiyle memurun farklı olması gerekir. O çünkü okul okumuş, yetişmiş, o kadar dirsek çürütmüş, o kadar emek vermiş. Biz ne yapmışız? İşçi olarak çalışmışız. İşçi emeklisinin alacağı limit budur. Yani aradaki fark olmasa bir doktorunla bir işçinin emekli maaşı bir olur mu? Emekliler arasında bu kadar uçurum fark olmaması lazım. Hatta benim bir hayalim var, fantezim var. Türkiye'deki en yüksek emekli maaşıyla en düşük emekli maaşının ortası bulunmalı ve herkes eşit emekli maaşı almalı. En az emekli maaşı 20-25 bin lira olması lazım ki geçirebilsin insan rahat rahat. İşte benim diyeceğim bu kadar. Peki abi, çok teşekkür ederiz. Her kesim bundan şikayetçi. Her taraf. Bütün zihniyet. Hangi parti, o şu bu değil yani. Bütün insanlar şu anda, bütün Türk vatandaşları bu şeyden rahatsız. Çok çok kötü. Ama şimdi derler ki burada işte bak kalabalık, herkes alışveriş yapıyor. Her şey çok güzel derler. Ama öyle değil. Bir de kendileri o parayla geçinsin bakalım nasıl olacak. Vallahi herkesin canı çok sıkkın. Özellikle bu emekli işçi maaş farkını sokakta görüyorsunuz. Tabii sokağın nabzını tutuyorsanız, sokağa çıkıyorsanız insanlar zaten zam oranını yeterli bulmuyor. Bu fark bayağı bir gerginliğe yol açmış. Bazılarını yayınlamadık. Yani o kadar çok, o kadar sert tepkiler var ki ona baktık. Şimdi biraz önce hani eğitimsiz insanlar, eğitimsiz diyebileceğimiz insanların nasıl bir şekilde işleri yaşam koşuluyla bir güzel bir kılıfa sokup paketlediklerini konuştuk. Şimdi bir de eğitimliler var. Yani profesör olmuş ama her konuda kendini, yani bir konunun uzmanı olduğu zaman her konuda ahkam kesebileceğini düşünüyor. Ve de söylüyor, ortaya karışık yani, ne gelirse çıkartıyorlar televizyon programı. Zaten bütün şeylere konuşmaya çok teşneler, hazırlar. Bunlardan bir tanesi de Canan Karatay. Kendisi kalp damar hastalıkları uzmanı. Profesör. Bir uzmanlığı var ama
sağlık konusunda her konuda da fikri var. Ve de bir doktorum, ya ben bir doktorum, profesörüm, benim bir ağırlığım var. Yani uzmanı olmadığım konularda ben laf etmem demiyor Canan Karatay. Uzatınca mikrofonu, stüdyoya çağırınca en son demiş ki HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağısı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor. Halsizlik çok oluyor, ishal çok oluyor, düzelemiyor. Yani neye göre söylemiş bilmiyoruz. Sallıyor bunu böyle bu şekilde. Bunun üzerine de doğal olarak şey ayağa kalkmış insanlar. Özellikle de bir dernek varmış sanırım bu HPV aşısıyla ilgili. Diyorlar ki her yıl ortalama 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından bir tanesi HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusuna bulunduk demiş. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği. Daha önce de biliyorsunuz bu COVID aşılarıyla ilgili yine Canan Karatay'ın böyle bir şey olmuştu. Bu konuya değinmiştik hatırlarsanız daha önce. Böyle bir star şey var. Star akademisyen. Ve bu star akademisyenler her şeyi biliyorlar yani. Her bokologlar yani her şeyi biliyorlar. Uzmanlığı bambaşka bir şey. Sana tarih anlatıyorum sana. Sen de dinliyorsun yani. Evet. Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetmiş. Buradan başsağlığı dileyelim. Fatih Terim Yunanistan'ı şu anda Fatih Terim fırtınası gelmiş. Bütün manşetlerde Fatih Terim varmış. Ona da başarılar dileyelim. Ve de bugünkü yayını burada bitirelim isterseniz. Dediğim gibi yola çıkıyorum. O yüzden bugün yayını biraz erken yaptık. Beğen tuşuna basarsanız seviniyoruz biliyorsunuz. Bak çok basmamışsınız ama. Bir beğen tuşu koçu bulmamız lazım size. yine abone olursanız da böyle erken yayın açtığımızda da bizi görüyorsunuz. İşbirlikleri için de kenan@dipnot.tv'ye yazabilirsiniz. Bugün biraz daha bir konsepte kalalım istedim yani. Daha çok bu yaşam koçları meselesini ele alalım istedim. Pazartesi günü 12'de Kenan sizde olacak. Saat 20'de de ben sizlerle olacağım. O zamana kadar kalın sağlıcakla.